Yalçın Doğan, D, Bahçeli Hüdaparlı'yı yemin için kürsüye çağırdığında. Yemini ederler mi, etmezler mi? Etmezlerse, ne olacak? Bahçeli ne yapacak? AKP ne yapacak? TRT canlı yayında. 19 Mayıs törenlerini Ankara'da Hipodrom'dan naklen yayınlıyor. Liseli kız ve erkek öğrenciler, askeri öğrenciler dahil, Eski Dostlar şarkısıyla vals yapıyor. Kızlar beyaz elbise, erkekler beyaz gömlek, siyah pantolon, askeri öğrenciler resmi kıyafetleriyle, tribünlerde binlerce seyircinin alkışlarıyla özgün bir koreografi eşliğinde vals. Rüya gibi. Yok canım, dün değil. 21 yıl önce, 2002 yılının 19 Mayıs törenleri. AKP henüz iktidara gelmemiş. Karanlık henüz çökmemiş. Henüz çağdaş uygarlık sahneleri. Evet, bir zamanlar böyleydi videoda öğrencilerin valsini izlerken dalıp gidiyorum. Ağzımdan iki sözcük dökülüyor kendiliğinden. Nereden nereye? Dün oruhsuz adet yerini bulsun diye düzenlenen adına tören denilen 19 Mayıs kutlamalarına bakıyorum. Bir de 21 yıl önce vals yapan gençlerden fışkıran uygarlığa. Bahçeli açacak nereden nereye diye sorarken. Seçimlerden sonra oluşan yeni meclisleri geleneksel olarak en yaşlı milletvekili açıyor. Bu sefer en yaşlı iki milletvekili yaş sırasına göre Devlet Bahçeli ile Cengiz Çandar. Meslektaşımız Cengiz Çandar HDP'nin yerine seçimlere giren Yeşil Sol Partiden Diyarbakır milletvekili seçiliyor. Bahçeli meclisi açmaz ise o görevi Cengiz Çandar'ın yerine getirmesi gerekiyor. AKP ile MHP anlaşıyor. Yeşil Sol Partili birisinin, Çandar'ın geçici de olsa, meclis başkanlığını üstlenmesini, meclisi açmasını AKP ve MHP istemiyor, Bahçeli'de karar kılınıyor. Bahçeli'nin başkanlık yapacağı açılışta milletvekilleri yemin edecek. Milletvekilliği fiilen ve yasal açıdan yemin ederek başlıyor. Yemin töreni ne zaman? Takvimin işleyişi milletvekili seçim sonuçlarına il ve ilçe seçim kurullarında itiraz hala yapılabiliyor. O itiraz süresi 21 Mayıs'ta sona eriyor. Sonra 7 günlük bir başka itiraz süresi başlıyor. O süreye olağanüstü itiraz süresi deniyor. Sadece partilerin ve il başkanlıklarının itiraz etme hakkının bulunduğu 7 günlük süre. Olağanüstü itiraz süresi 28 Mayıs'ta sona eriyor. Dolayısıyla milletvekili listeleri 28 Mayıs'ta kesinleşiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin listeleri 28 ya da 29 Mayıs'ta ilan etmesi bekleniyor. Yeni meclis ilandan sonra en geç 3 gün içinde toplanıyor. 31 Mayıs 1 Haziran olabilir. Yani Cumhurbaşkanı seçimi bittikten, yeni Cumhurbaşkanı belli olduktan sonra milletvekili yemini takvim böyle ancak sorun başka. Sorun bazıları için anayasada yer alan milletvekili yemininde. Anayasanın 81. maddesinde yazılı milletvekili yemini şöyle, devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmaya büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ent içerim. Demokratik, hukukun üstünlüğüne, ülkenin bölünmez bütünlüğüne sadık kalmayı tanıyan bir yemin. Yeminde Cumhuriyet'in temel kavramları geçiyor. Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet, Türk milleti, laiklik. Bu vazgeçilmez kavramlar AKP listelerinden meclise giren hüda parlıları rahatsız ediyor rahatsızlığın çok ötesinde Hüdapar programına taban tabana zıt kavramlar. Yemin değişmeli AKP listelerinde yer alan Hüdapar'dan 4 milletvekili meclise giriyor. Ne diyor bu adamlar? Parti programlarına göre Türk milletini, Atatürk ilkelerini, laikliğe karşılar. Dolayısıyla milletvekili yeminine itiraz ediyorlar. Bir süre önce Habertürk E konuşan Hüda Par Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu baklayı ağzından çıkartıyor. O yemin metni Kemal İzme ve Atatürk inkılaplarına bağlı bir yemindir. O metni inanarak okuyan az sayıda insan vardır. Programı sunan meslektaşımız, siz o yemini edecek misiniz, sorusuna Yapıcıoğlu duraklıyor, bakacağız. Ardından ekliyor, bu tür metinler zaman içinde eskir. Yeminin değişmesi için yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Bugünkü anayasa askeri cuntanın yaptığı 1982 anayasasıdır. Yemin metnini kabul etmiyor. Kurşun eritmek yemin törenini bir değişiklik olmaz ise devlet Bahçeli yönetecek. Bahçeli'nin ideolojisi Türk milliyetçiliği, Hüdapar ise Türk milleti denilmesine bile karşı. MHP Hüdapar'dan rahatsız ancak bazı açılış törenlerinde Bahçeli ile yapıcıoğlu yan yana gelebiliyor. Mecliste kritik an şu, Bahçeli Hüdapar milletvekillerini yemin için kürsüye çağırdığında ne olacak? Yemini ederler mi, etmezler mi? Etmezlerse, ne olacak? Bahçeli ne yapacak? AKP ne yapacak? Dün bir hüda parlı, yemin edeceğiz, diyor ama, etse bile nasıl edecek, sorun orada bitecek mi? Hale bakın. Cumhuriyetin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken, konuştuğumuz konuya bakın. TRT'nin 21 yıl önce naklen yayınladığı 19 Mayıs törenini bir kez daha izliyorum. İçim acıyor, Nazım'ın haykırdığı gibi, bağır bağır bağırıyorum, koşun kurşun eritmeye çağırıyorum.